Arkadaşlar merhaba, ben Sercan Karaba. Bu videoda sizlere uzun zamandır yorumlarda sürekli soruyorsunuz. Bu süpürgede şu eksik mi, şu nasıl olur, bu nasıl olur diye. Çok fazla yorum geldi. Ben de bu yüzden şimdi hepinizi tek tek yorumlarla uğraştırmak yerine bir video hazırlamak istedim. Mi Robot Vacuum Mop Pro biliyorsunuz videosunu paylaşmıştım, kanalımda mevcut. Kartlardan şurada görebilirsiniz. İzlemek, eğer kaçırdıysanız mutlaka izleyin. Şimdi onunla ilgili ben artı eksi yönlerini, deneyimlerimi, yapmanız gerekenler ve ayrıca da en sonda bu cihazın temizliğini göstereceğim size. Yani nasıl temizlik yapılması gerektiğini. Öncelikle arkadaşlar uygulamanın linkinden başlayalım. Aşağıya açıklamalar kısmına hem App Store hem de Google Play Store'dan indirebileceğiniz Mi Home uygulamasının linkini bırakıyorum. Sadece bu uygulamadan çalışıyor arkadaşlar. Buradan indireceksiniz ve cihazınızı kuracaksınız. Uygulamada cihaz eklemede sadece o cihazı seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi görselde göreceksiniz. Kutucuk içerisinde işaretlediğim cihaz. Bunu eklediğin zaman doğru cihaz bu. Bazen çünkü çok karışık isimler var. Karıştırma oluyor. O yüzden direkt kafanız karışmasın diye direkt doğru cihazı size işaretleyip göstereceğim. Ondan sonra kurduk. İşlemlerimizi tamamladık arkadaşlar. Buradaki kendi ev tuşu var üzerinde. Ev tuşuna basıp taktığınız standa geri gönderin ve şarjı full olana kadar ilk çalıştırmayı yapmayın. Süpürge muhakkak ki %100 şarjını doldursun arkadaşlar. Uygulamada zaten şarj yüzdesini görebiliyorsunuz. Şarjın %100 olduğunu gördükten sonra uygulamaya giriyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi bu arada hem anlatacağım ama hem de size görsellerde göstereceğim. Tek tek ne yapmanız gerektiğini. Sağ üstte 3 nokta görürsünüz. Oraya bastığınızda kenarları süpür modunu aktive edin. Geri dönün ve sadece başlat deyin. Bu mod nedir arkadaşlar? Burada sadece sizin bütün evi sadece kenarlarını yani her odanın dört kenarını gezip çıkıyor. Eğer siz bütün evi temizleterek başlatırsanız bu cihaza ortalama 100 metrekarelik bir evi tam 1,5-2 saatte haritalandırma yapar. Çünkü bütün evi temizle dediğiniz için hem haritalandırma hem de bütün evi temizler. Ama kenarları süpür dediğiniz zaman sadece evin dört kenarını gezer, haritalandırmasını yapar ve başka odaya geçer. Bununla da neredeyse ortalama 35-40 dakikada bütün evi baştan aşağı tarayıp haritalandırmasını yapar. Muhakkak ki bunu unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra bu yapılandırmayı yaptı. Ama bazen tabii ki de kaymalar olabiliyor. Mesela koridoru bir odanın içine ekleyebiliyor. Veyahut da odayı iyi bölemiyor, ayıramayabiliyor. Hemen tekrardan gene sağ üstteki 3 noktadan giriyorsunuz. Alan düzenleyiciye giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi görselde gördüğünüz gibi birleştir, böl ve yeniden adlandır kısımlarını görüyorsunuz. Böl kısmından odaya eğer iyi bölemediyse yani odanın giriş ve çıkışını iyi bölemediyse burada kendiniz manuel olarak istediğiniz şekilde bölebilirsiniz. Mesela koridorla mutfağı birleştirirsiniz. Her seferinde hem koridor hem mutfağı süpürür. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama hepsini ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Canınız nasıl isterse burada odalarınızı düzenleyip birleştirip bölebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da hallettik. Sıkıntı yok. Devam edecek olursak şimdi gelin cihazda Türkçe dil seçeneği de var arkadaşlar. Gene sağ uygulamaya girip sağ üstte tıkladığınız zaman orada ses ayarları kısmı var. Ses ayarlarına girdiğinizde en aşağıda Türk dilini seçtiğiniz zaman cihazın komutlarının Türkçe olarak devam edeceğini göreceksiniz. Bu şekilde de cihazın sizden ne istediğini anlama şansınız var. Aynı şekilde evde çocuğunuz uyuyordur veyahut da sesi rahatsız ediyordur size. Ses ayarlarını burada seviyesini azaltıp çıkartarak kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar ben bunlar en çok sorulan yani yorumlara gelen kısımları size söyledim. Şimdi gelelim bunları hallettik. Bu cihazın iyi ve kötü yönleri. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. İyi ve kötü yanlarından bahsedecek olursak arkadaşlar ben bu cihazı 3 aydır kullanıyorum. Size öncelikle kötü yanlarından bahsedeyim. 3 ayda yaklaşık 4 defa ben harita sıfırlamak zorunda kaldım. Bir tanesi benim hatamdı. Modemi resetlemiştim. Modemi resetlediği için cihaz kendi bulunduğu konumu şaşırmaya başladı. Normalde ben standı salonda bulunduruyorum. Fakat cihaz ısrarla standı oturma odasında görmeye başladı. Defalarca denedim. Cihaz düzeyi ayarlanıyor kısmı var burada. Görebilirsiniz gene seçeneklerde. Buradan cihazın yerini hatırlattım ama ne olduysa bir türlü cihaz yerini yani konumunu şaşırmaya başladı. Ben de mecburen sıfırlayıp tekrardan yapmak zorunda kaldım. Aynı şekilde bu standla ilgili sıkıntılar sürekli var arkadaşlar. Ve etrafımda alan arkadaşlarım, takipçilerimizin yorumlarından da gördüğüm kadarıyla maalesef ki haritalandırma konusunda hala uygulamanın çok fazla daha geliştirilmesi gerek. Hala uygulama çok stabil çalışmıyor ve biraz da bir ağır çalışıyor. Bunu da söyleyebilirim size. Sonuçta tabii yeni teknoloji, yaklaşık bir 3-4 senenin teknolojisi arkadaşlar. Biraz zamana ihtiyacı var. Hani çünkü alan arkadaşlar soru hemen aldım işte haritada sapma olduğu, kayma olduğu maalesef oluyor. Bende de oluyor. Yapacak bir şey yok.
Olabildiğince hani standın fişini sökmeyin. Çok soruyorlar işte elektrik faturasından şey olmasın hani tasarruf olsun diye. Arkadaşlar bunlar da aynı telefon cihazları gibi. Şarj dolu zaman zaten stand şarjı elektriği kesiyor. Elektrik çekmeyi keser. Ondan yana sıkıntınız olmasın. Standın elektriğini kestiğin zaman cihaz kendini sapıtabiliyor. Yani yerlerini kaybediyor. En büyük sıkıntılardan biri bu. Ayrıca da muhakkak ki arkadaşlar evinizde Wi-Fi olsun. Ben işte telefondan mobil veri paylaşırım. Bu şekilde yaparım diyorsanız bir tane arkadaşım denedi. Maalesef çok büyük sıkıntı yaşıyor. Olmuyor yani. Muhakkak ki evde her tarafında çeken bir Wi-Fi olması lazım. Telefondan mobil veri paylaştığınız zaman telefon evden dışarı çıktığında Wi-Fi ile bağlantısı yani bu cihazla Wi-Fi bağlantısı koptuğunda bu cihazda da gene haritalarda sapma oluyor ve maalesef ki cihaz kendini yani haritalandırmasında sapma yaşanıyor ve maalesef tekrardan sıfırlamak zorunda kalınıyor. Bununla ilgili maalesef hala da uygulamanın geliştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim size. Temizlik konusunda söylerseniz ben temizlik konusunda gerçekten çok memnunum. Yaklaşık 10 santimin üzerindeki bütün yüksekliklerin altına girebiliyor. Yani kanepeleriniz olsun, konsol olsun, masa olsun hepsinin altına girebiliyor. Ben neredeyse her gün veyahut da gün aşırı kullanıyorum. Çünkü sonuçta biz bunu neden aldık? Evdeki hani iş zamanı, iş kaybından kurtulmak için sürekli temizlik, süpürge yapmaktansa bu cihazı arkadaşlar bu fiyatı veriyorsanız acımayın, her gün kullanın. Çünkü gerçekten bir süpürgeye göre 3-4 kat fazla para veriyorsunuz. Hani 3-4 kat belki çok oldu ama 2-3 kat fazla para veriyorsunuz. Hani bunu da aynı süpürge gibi haftada bir kullanacaksanız hiçbir esprisi yok. Ben bunu hiç acımadan her gün kullanıyorum. Kahvaltı yapıyoruz, yemek yiyoruz, mutfağa gönderiyorum. Her gün salonu süpürüyorum. Ev gerçekten bu konuda temizlikte yani hiçbir zaman evim pis demiyorum. Bu gezip geldiğim yani süpürgesini yaptığı zaman gerçekten evdeki temizliği bariz kendini gösteriyor. Aynı şekilde paspas yani hava olmayan koridorlarınız, mutfaklarınızda paspas yaptıktan sonra gerçekten bir parlaklık ve temizlik hissiyatı veriyor. Tabii maalesef yüzey temizleyici koyamıyorsunuz buna. Sadece su oluyor ama yüksek ayarda paspas yaptığı zaman gerçekten kaliteli bir paspas deneyimi verebiliyor size. Şimdi arkadaşlar hepsinden bahsettik. İyi yönlerini de bahsettik. Hepsini bitirdik. Şimdi geleceğiz bu cihazı temizlemeye arkadaşlar. Muhakkak ki bu cihazı temizlemeniz gerekiyor. Eğer temizlemezseniz size çok daha ağır sonuçlar verebilir. Şimdi ben burada kamerayı cihaza doğru çevireceğim ve size temizlemeniz gereken noktaları ve nasıl temizleyeceğini anlatacağım. Arkadaşlar cihazı standtan ayırıyorsunuz. Şöyle bakın hemen göstereyim size. Bakın burada üst kapak var. Üst kapağı açtığımızda şurada bakın klipsli kısım var. Klipsli kısımdan bastırarak burada filtre ve su temizliğini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu filtre buradan kapaktan şöyle çıkarttığınız zaman buradan çıkabiliyor. Muhakkak ki filtre de temizleyin arkadaşlar. En azından bir hava tutun. Hava tutamazsanız bile bir üfleyin. Muhakkak ki üstündeki tozları dışarıda atsın. Çünkü bu toz ne kadar birikirse bu filtre çok çabuk yıpranır. Hemen yeni filtre almak zorunda kalırsınız. Buradan aynı şekilde bakın şöyle şuradan çektiğiniz zaman açılıyor. Gördüğünüz gibi bakın ben bunu komple çalıştırmıştım. Dolu içi. Tabii bu hem su hem toz haznesi olduğu için bunun haznesi küçük arkadaşlar. Ana yani tek toz haznesi 550 mililitre. Sadece süpürge yapacağınız zaman yani evi süpüreceğiniz zaman onu kullanabilirsiniz. Ama paspaslayacağınız zaman mecburen zaten bunu kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın burada yakın göstereyim size. Su haznesi var. Buradan açıyorsunuz. Aynı şekilde bakın su doldurabiliyorsunuz. Eksi yönlerinden biri arkadaşlar. Bakın burada paspasların yani bu mopa su aktarma yeri gördüğünüz gibi zeminde su akıtıyor. Maalesef ki bu sıkıntı var. Bunu yani şu anda çözülemiyor. Su akıtmaya devam ediyor. Muhakkak ki eğer içinde paspastan sonra su kaldıysa arkadaşlar içindeki suyu boşaltın. Yoksa böyle gördüğünüz gibi çıkarırken akıtma yapabilir. Aynı şekilde arkadaşlar elinizdeki kendi elektrikli süpürgenizle de şu kısmı çektirerek buradaki iç temizliği de sağlayabilirsiniz. Şimdi geçelim temizlik için diğer kısımlara. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir parçamız var. Şöyle bir tarafı fırça. Bir tarafında da burada bakın böyle bıçak gibi bir kısmı var. Şöyle eğer netletebilirsem. Peki bu ne için? Hemen şöyle cihazımızı ters çevireceğiz. Gördüğünüz gibi ön fırçamız, ana fırça ve tekerler. Arkadaşlar bu fırçayla en azından ayda bir olması, 2 haftada bir şöyle bakın bu tekerlerin içlerini temizleyin. Buraları, şu iç kısımları, sensörlerin olduğu kısımları temizleyin. Bakın mesela burada bir halı fitili takılı kalmış.
Görüyor musunuz? Bu bıçak yardımıyla kesip bunları alabilirsiniz. Aynı şekilde bu bıçak burada dolanan kılları da temizleyebilir. Gördüğünüz gibi bakın fırçaların yıpranmış olması, eğer yıpranırsa değiştirmek zorundasınız. Bu kutunun içinde bir tane yedek ön fırça geliyor. Bunda sıkıntı yok. Değiştirebilirsiniz bunda yıprandıkça. Yani telleri azaldıkça kendiniz takip edin arkadaşlar. Yavaş yavaş zaten bakın telleri düşmeye başlıyor. Bunlar iyice azaldıkça yani tozu ana fırçaya getiremeyecek şekilde olduğu zaman muhakkak ki değiştirin. Ana fırçanın yedeği maalesef gelmiyor arkadaşlar. Bunları internetten kendiniz sipariş vereceksiniz. İster AliExpress'ten yani Çin'den isterseniz de Türkiye'den sipariş verebilirsiniz. Aynı şekilde bakın burada temizliği yaptık. Peki bu ana fırça nasıl çıkıyor? Burada bakın iki tane turuncu mandal var görüyorsunuz. Bastırıyorsunuz. Kapak açıldı. Şurada bakın şu şekilde. Buraya takılıdır, burası boştadır. Çıkardığınız zaman mesela bakın ana fırçayı ben temizlemiştim ama gene dolmuş. Özellikle bakın şu köşe taraflardaki biriken kıllar bu fırçanın zamandan dönmesini engeller. Ve dönme engellediği için de motoru zorlayacağından cihazın motoruna zarar verir arkadaşlar. İşte temizliğin en önemli noktalarından biri bu. Muhakkak ki bakın bu fırçaları kendi elinizdeki manuel süpürgeleri kullanıyorsunuz. Bunlardan ucundan bir tutun çekin. Kendisine çünkü sonuçta hepsini bunları tek tek yolmanız çok uzun zaman olur ama kendi evinizdeki süpürgeyle bir temizliğini yapmanız size çok çok faydasını görür. Bu köşedeki kılları aynı şekilde alabiliyorsanız, alamıyorsanız da gene burada bakın bu jiletli kesme kısmıyla yakalayıp bunları tek tek kopartın. Bu kıllar zamandan dolandıkça yani saçlar ve kıllar dolandıkça motorun dönmesini engeller. Maalesef cihazınızda çok daha pahalı ve kalıcı zararlar bırakabilir. Şöyle arkadaşlar tekrardan ben size takmasını da göstereyim. Kafanızda soru işareti olmasın. Şurada bakın kare uçlu bir yeri var. Kare uçlu yeri buraya gelecek. Böyle oturacaksınız. Aynı şekilde gene kapağı da bakın böyle aldınız. Klip seslerini duyduğunuz anda gördüğünüz gibi arkadaşlar kapağımız kapandı. Buraları da temizledik. Şöyle bir kontrol ettik. Var mı cihazımızda bir sıkıntı? Yok. Gördüğünüz gibi tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. Temizledik güzelce de. Ben şu an tabii gelişi güzel bir temizleme yaptım size. Daha detaylı yapmadım. Gördüğünüz gibi cihazın bakımını ve temizliğini yaptık arkadaşlar. Bundan sonra da standına yakın bir yere götürün. Home tuşuna basın. Standı kendi yerine geri dönsün. Bunu da unutmayın. Arkadaşlar cihazımızın temizlik rehberini gördünüz. Umarım ki bu video sizin işinize yarar. Muhakkak ki bunu unutmayın. Bu yaptıklarımı yaparsanız yani cihazınızı uzun süre sağlıklı ve ömürlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.